Merhabalar ben Burak Şenbak. Kanalıma hoş geldiniz. 14 Ekim tarihinde Photoshop güncellendi. Bu yıllık büyük güncelleme. Sadece Photoshop değil, Adobe Camera Raw Editör ve Photoshop Beta da güncellendi. Photoshop CC 2025 versiyonuyla tanıştığımız yenilikleri geçen hafta yayınladığım videoda anlattım. Aşağıda açıklamalar kısmına da erişim linkini koydum. Bu eğitim videosundaysa Adobe Camera Raw editöre gelen güncelleme ile versiyon 17.0'a yükselen editörün ne tür yenilikler içerdiğini anlatıyorum. Gelecek haftada inşallah Photoshop Beta yeni versiyona gelen yenilikleri anlatacağım. Haydi Adobe Camera Raw versiyon 17 bize neler getirmiş onları birlikte inceleyelim. Keyifli izlemeler. Ha, bu arada bildiğiniz gibi kanal içeriği videolar ücretsiz. Tek motivasyonum sizlerin beğeni, yorum ve kanal üyeliğiniz. Aranızda seyredip sonradan kaçanlar olduğunu da tespit ettim. Motivasyonumu yüksek tutmanızı önemli rica ediyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip konuyu birlikte inceleyelim. ve Photoshop'un içindeyiz. Öncelikle size Adobe Camera Raw'ın versiyonunu göstereyim burada güncellemeyi yaptığınız zaman. Burada About Plugins'e tıklıyorum. Yani eklentiler hakkında ve burada Camera Raw'a tıklıyorum. Ve şurada görüyorsunuz versiyon 17.00.2043 diyor. Yani bu en son güncel versiyon. İlk yapmamız gereken bir ayar var. Bu ayar içinde herhangi bir RAW formatlı fotoğrafınızı Photoshop'un içine atmanız lazım. Şimdi onu yapıyorum. Şu fotoğrafı ne olduğu önemli değil. Sadece Photoshop'a atmanız yeterli. Attım. Şu üst tarafta bir setup ayarlar simgesi var. Ona tıkladığım zaman bir menü açılıyor. Buradaki teknoloji previews, bunun Türkçesi herhalde teknolojik ön izlemeler olacak. Buna tıklıyoruz ve burada henüz işaretlenmemiş olan bir kutucuk var. Bunu tıklamamız gerekiyor. New AI Feature and Settings Panel diyor. Yani bu yeni yapay zeka özellikleri ve ayarlarını kullanabileceğimiz paneli aktif hale getirdik. Burada da çok kısaca söylediği şu bunu etkin hale getir ki AI yani yapay zekanın sana sunduğu araçları kullanabil. Ve burada da changes will take effect after restarting the host application. Yani bütün bu değişiklikler sadece Adobe Camera Raw'ı tekrar başlatmakla değil, Photoshop'u da tekrar başlatmakla geçerli olacak diyor. Dolayısıyla buna OK deyip ardından burada Cancel deyip Ardından Photoshop'u kapatıp tekrar açmamız lazım. Şimdi ben de onu yapacağım. Tabii keseceğim o arayı. Photoshop'u kapattım ve tekrar açtım. Şimdi Photoshop için birkaç tane raw fotoğraf atacağım. Ve fotoğraflar Photoshop'un içine geldi. İlk olarak size Adaptive Profile yani uyarlanabilir profilleri göstereceğim. Özellikle manzara fotoğraflarında ya da sokak cadde fotoğraflarında çok işe yarıyor. Bakın şurada yukarıda profile profil yazıyor ve burada Adobe Color seçili. Aşağı doğru olan o katı kadınız zaman Adobe Adaptive Profile'ın betası yani şu anda bu bizim hali hazırda kullandığımız güncel en son yenilenmiş CC 2025'in kamera RAW'ına gelen ancak beta aşamasında olan bir uygulama. Tıklıyorum ve fotoğrafı Adobe yapay zeka ile olması gereken her neyse kendi kafasına göre belirli bir seviyeye getirdi. Dikkat edin burada profilin altında bir amount miktar sürgüsü var. Şu anda bu %100 seviyesinde. Bunu arttırabilir veya azaltabiliriz. Yani burada başlangıç seviyesini hiçbir şeye dokunmadan bakın light'ı açayım, ışığı açayım mesela. Her şey sıfırda, color'da, renklerde her şey sıfırda. Hangi beyaz dengesinde çektiysem her şey sıfırda. Şimdi burada bize çok güzel bir araç veriyor. Bu miktarı arttırarak veya azaltarak bir başlangıç seviyesi sağlam bir başlangıç seviyesi elde ediyoruz. Bir öncesi sonrasına bakarsak şuraya tıklıyorum. Bu öncesiydi. Bu da sonrası. Photoshop'un bu yapmış olduğu, kendi kendine yapmış olduğu bu düzenlemenin dışında ben dilersem kontrastı arttırır, highlights'ı azaltır, shadows, gölgeleri açabilir, blacks, siyahları koyulaştırabilir. Herhangi istediğim değişiklikleri yine yapabilirim. Mesela şu ikinci fotoğrafa tıklayalım. Burada Adobe Color'la otomatik olarak geliyor. Adobe Adaptive dediği profil burada da etki arttırabilir, azaltabilirim. Şu fotoğrafa gelelim. Böyle bir sonuç ortaya koydu. Bu dördüncü fotoğrafta da böyle bir sonuç ortaya koydu. Bakın bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun eskisi buydu. Yenisi bu. Yani birazcık daha koyu. Bakın şuna gelelim. Bunun eskisi buydu. Yenisi bu. Yani bu sadece bu iki örneğe baksanız bile eskiden koyu olan, birazcık az pozlanmış olan fotoğrafı adaptive yani uyarlanabilir profille açtı. Gölgelerden bizi kurtardı. Bu fotoğraftaysa tam tersi birazcık aydınlık olan fotoğrafı tekrar göstereyim hatta size. Şu eskisi olacak şimdi. Bu eskisi aydınlık. Bunu koyulaştırdı. Yani fotoğrafın içindeki ışığa göre her fotoğraftaki değerleri kendi kendine AI tarafından, yapay zeka tarafından kontrol edip Kendine göre bir başlangıç noktası yaratıyor. Biz elbette daha sonra Light'da, Color'da, Efeksi şuydu buydu oynamaya devam edeceğiz. Fakat başlangıç noktası için sağlıklı bir yer ve kolayca yaptığı değişikliklerle önünüze getirdiği bir tablo sunuyor. Bu anlamda Adobe'un Adaptive Beta profili bizim iş akışımızı kolaylaştıracak bir araç diye düşünüyorum. Şimdi bunu tekrar başa almak için... Adobe Color'a çektiğim zaman her şey ilk baştaki haline gelecek. Şimdi ikinci size göstermek istediğim yine yapay zekayı kullanarak Generative Remove yani üretken silme işlemi. Aslında bu işlem, bu fonksiyon kameranın içine valla Mayıs mıydı, Haziran mıydı hatırlamıyorum ama daha önce girmişti fakat şu anda etkinliği ve becerisi artmış durumda. Bunun için sağ taraftaki ince çubuktan, görev çubuğundan bizim şu üstten üçüncü simgeye, silgi gibi olan simgeye tıklamamız gerekiyor. Buna tıkladığımız zaman fotoğrafın içindeki herhangi istemediğimiz bir şeyi silmek için bize aynen Photoshop'un içindeki Remove Tool silme aracında olduğu gibi bir seçenek veriyor. Ve burada istersen diyor sen Generative AI ile bu kısmı doldurabilirsin ki bu tikli olsun. İstiyorsan da detect objects yani fotoğrafın içindeki nesneleri sen etrafında bir çember çizdiğin zaman sinilecek bölgeyi betimlediğin zaman sana yardımcı oluyor. Bakın mesela şuradaki kafayı silmeye çalışalım ve geliyorum buraya şu şekilde bir alanı belirlediğim zaman o alanın içini doldurdu. Şu kısmı doldurmadı. O kısmı da ekliyorum. Nasıl ekliyorum? Çünkü buradaki fonksiyon add ekledi. Ve ardından burada remove yani sil tuşuna basıyorum. Ve gitti. O kısmı da doldurdu ve hatta bana Photoshop'un içinde olduğu gibi burada versions diyor. 1 bölü 3'te ikinciye aldım, üçüncüye aldım pek birbirinden farkı değil çünkü oradaki yapı aynı. 3 tane farklı seçenek sundu. Eğer bunu silmek istiyorsam şuradaki çöp kutusuna tıklamam lazım. Mesela şuradaki evi ben silmek istiyorsam bu evin etrafında şöyle kabaca çizdim. Şu üst kısmını almamışım. Orayı da ekleyeyim çıkartmak istediğimiz zaman da buradaki Subtract'a basıyoruz. Ve Remove diyorum. Orayı yok etti. Şuradaki Show Overlay'i kapatırsam bu çizili olan yeri göstermiyor. Show Uncropped Image diyor burada. Biz crop yapmadığımız için şu an bu geçerli değil ama ben Show Overlay'i açayım. Bu 1 bölü 3. Bu 2 bölü 3 seçeneği bu da 3 bölü 3 seçeneği. Ben ikinci seçeneği daha çok beğendim. Başka bir şey silmek bu fotoğraf için yeterli ama şuna gelelim. Mesela burada şu arkadaki çocuğu ilk defa yapacağım ben de sizlerle birlikte. Nasıl silecek veya silebilecek mi? O yüzden birazcık büyütüyorum. Şöyle yapalım. Şimdi birazcık şöyle yaptım ve seçim işlemine başlıyorum. Şu arkadaki çocuğu seçeceğim. Bunu yok etmeye çalışacağım. Çocuğu seçti ama çok fazla da yer seçti. Bunun sebebini bilmiyorum. Öncelikle add şu kısmı ekleyeyim. Seçmiş olmama rağmen bu kısmı çıkarttı. Bu kısmı ekliyorum. Sonra Subtract çıkartmaya bastım. Şu kısmı çıkaracağım. Çocuğum bu kendi bedenini de buradan çıkartacağım. Şuralarda da çok fazla alan seçmiş. Bu alanı da birazcık küçülteyim. İlk defa kullanıyorum ben de bu aracı sizlerle birlikte. Bakalım nasıl bir etki yaratacak? Ben de merak ediyorum. Yani biz otomatik olarak seç dedik ya şurada Use Generative AI altında Detect Objects dedik. Çok da güzel detect yapmadı yani. Onu da söyleyelim. Peşin peşin. Şimdi hadi bakalım. Remove'a tıkladık. Evet bu ilk seçenek. Pıtır pıtır şuralarda bir şeyler var. Burada bir ayak eklemiş sebebini anlamadım. Bu ilk seçenekte 2'ye tıkladım. 2 daha kötü. Bu da 3. Buralarda da pıtırcıklar var. Bunları tekrar da çalışabilirim. Photoshop'un içine geçip orada da çalışabilirim. Şuradaki ayağı çıkartacağım. Remove diyeceğim. Okey fena değil. Birazcık daha ben yakışayım. Şu kenarlarda da kullanmak istiyorum çünkü. Buradan çıkalım. Şu kısmı fırçamı da birazcık küçülteyim. Şöyle siliyorum. Daha doğrusu çiziyorum, siliyorum değil de. İlk çizdiğiniz yeri analyze ediyor, analiz ediyor. Ardından da add eklemeniz lazım. Şurayı da ekledim. Sonra şurada da arkadaki çocuğun vücudu vardı. Şurayı da hatta birazcık düzelteyim. Remove dedim. Şuan Overlay'i kapayım. Ondan sonra şöyle yapalım. Fit in view diyeceğim. Görüntü ekranı sığdır. Şu eski haliydi. Bu yeni hali. Evet, Raw içinde işte fena olmayan bir iş yaptı ne bileyim şu sapayı da bakalım silebilecek miyiz? Birazcık büyüteyim şeyini, fırçayı. Gerçi hani böyle bir fotoğraf için bu bir landmark yani yer göstericisi. Bunu silmemek lazım. Ama bakalım nasıl dolduruyor ona bakmak istiyorum. Bir de çözünürlüğe de bakalım. Hadi yok et. Valla gayet güzel yok etti. Fakat dediğim gibi biz bir çözünürlüğe bakalım. Nasıl yapmış bu işi? Şu öncesini açalım. Bu öncesiydi. Bakın şuraya bakacağız biz. Bu da sonrası. Evet arkadaşlar, bayağı bir fark var. Yani şu sağ taraftaki orijinal fotoğrafın sahip olduğu noise ve detaya göre burası daha flu. Bu inşallah Photoshop'un ileride aşacağı bir sorun olur. İnanıyorum, güveniyorum Photoshop'a. Yani siz bunu kalkıp da Instagram'a yüklediğiniz zaman kimse hiçbir şey fark etmez ama fotoğraftan baskı aldığınız zaman sıkıntı olabilir. Şu sağ taraftaki araç çubuğundaki Üçüncü simgeye bastığımız zaman gelmiş olduğumuz remove yani silme işleminde yapay zeka ile photoshop daha iyi hale gelen silme işlemi bu. Şimdi üçüncü bölüme geliyoruz. Üçüncü yenileştirmeye geliyoruz. Bu da generative expand yani crop aracındaki generative expand. Mesela şu fotoğrafa geleyim yine. Biliyorsunuz Photoshop'un içinde crop aracını kullanırken crop seçeneklerinden bir tanesi de kadrajınızı büyütmek için yapay zeka kullanımı. Burada bunu nasıl kullanacağız? Sağ taraftaki araç çubuğundan üstten ikinci simge crop simgesine bastığınız zaman bakın burada enable expand diye bir seçenek var. Yani büyütmeyi kullanılabilir kıl. Bir kere buna bir tıklayalım. Sonra preset full diyor. Ön tanımlı ayar neymiş bu? Burada da sizin kadraj oranlarınızı seçtiğiniz, aynen crop'un içindeki kadraj oranlarını seçtiğiniz yer. Mesela ben ne yapayım bunu biliyor musunuz? 16'ya 9 bir crop yapayım. Öyle büyüteceğim. 16'ya 9 bir crop yaptığım zaman benim öncelikle yeni crop alanını, büyütme alanını seçmem. Ardından burada efektif hale yani seçilebilir hali gelecek olan generate'e tıklamam gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu şöyle büyüttüm. Alttan da büyüttüm. Hatta bu adam üçte bir çizgisine gelsin diye ters tarafa yaptım. Şöyle bir büyütme yapmış olayım. Daha bence mantıklı olur. Şöyle yaptım şu kısmı büyütmesi lazım ve şu anda Generate seçilebilir durumda. Tıkladım. Birinci seçenek geldi. Burada ikinci seçeneğe tıklayayım ve üçüncü seçeneğe tıklayayım. Sanki birincisi en güzeliydi gibi tekrar geri alıyorum. Bakın şurada çizgiyi ben görebiliyorum. Yine çözünürlük problemi çizgisi. Şu taraf orijinal bakın şurada çizgi var şu sol tarafta eklediği alan. Yine bir önceki remove tool'da olduğu gibi bunun içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Ne demek istiyorum? Büyütme yaptığımız zaman çözünürlük orijinal fotoğraf çözünürlüğünde değil. Ben yapmıyorum ama eğer sizler Adobe Camera Raw içinde eğik kadrajı düzeltiyorsanız Niye ben yapmıyorum onu da hemen söyleyeyim. Photoshop'un içinde daha rahat olduğu için. Burada da eğik kadrajı düzeltecek bir aracınız var. Orada da bunu kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun için öncelikle bu yapmış olduğunuz değişikleri onaylamak için Keep, Saklaya tıklamanız lazım. Ardından bakın burada eğik ufuk çizgisi düzeltme simgesi var. Tıkladım ona. Şu arka taraftaki su çizgisini referans olarak alırsam hafifçe fotoğrafı çevirdi ve dikkat ederseniz şu üst kısımda şurada ve şu kısımda boşluklar var ve bunları da ben Generate'de doldurabilirim. Tıkladım. 1 bölü 3, 2 bölü 3, 3 bölü 3 geldik. Keep diyorum. Şurada bakın bir gariplik var. Bunu da biraz önce öğrendiğim Remove Tool'la halledebilirim herhalde diyorum. Şurayı kapan sen dedim. Şurayı boyuyorum ve remove diyorum. Kapadım. İnce bir çizgi hala devam ediyor. Bir daha üzerinden geçiyorum. Her seferinde bu arada bir tane ne gidiyor? Kredi gidiyor. Sizler için her şey sizler için. <laughs> Gitti ama başka bir şekilde çok da fazla uğraşmayacağım. Şimdi dördüncü yeni gelen özellik için ISO'su yüksek bir fotoğrafa ihtiyacım var. Bunların ISO'ları bu 100'müş, bu 400'müş, bu da 400, bu da 400. Şu 400 ISO'lu fotoğrafta şu koyu yeri birazcık ben büyüteyim. Biraz daha büyüteyim. Çok fazla belli değil ama şu ana taba geliyorsunuz. Bu yeni aracın adı da Denoise. Yani gürültüyü azaltmak. Bunun için de buradaki sağ taraftaki Detail detay kısmına geliyorsunuz. Bakın burada Denoise var. Ama bu Denoise eskiden de burada bir Denoise vardı. Farkı şu. AI kullanıyor. Yapay zeka kullanıyor. Bir. İkincisi eskiden eski Adobe Camera Raw editörde bunu yaparken bir DNG dosya, digital negatif bir dosya üretiyordu. Öyle kaydediyordunuz siz bütün yapılan değişiklikleri. Ve bu DNG'ler de en az RAW formatta fotoğraflar kadar yer kaplıyordu. Sonra onu sileyim mi silmeyeyim mi işte benim hafızam doldu şudur budur problemleri oluyordu. Burada bunu yapmıyor. Burada RAW'ın üzerinde yapıyor. Dinoise tıklayıp ardından bunun altındaki bu sürgüyle oynayıp miktarı arttırabilir ki arttırdığınız zaman keskinlik azalacak unutmayın veya azaltabilirsiniz. Şu anda benim ekranımda bile çok zor gözüken bu farkı ben size daha iyi anlatmak için şöyle bir şey yapacağım. Bunu reset edeceğim. Reset etmek için de klavyedeki alt tuşuna basıp ardından da reset detail diyeceğim. Yani D-Noise'ı bir anlamda yok ettim. Şöyle yapacağım. Çünkü iyi görmediğinize eminim. Fit in view yaptım. Geldim buradan Adobe Color'dan Adaptive'i seçtim. Şuraların tonunu açacak. Orada da bence daha rahat göreceğiz noise'ı. Evet. Şimdi şu kısma zoom yapayım. Daha biraz daha zoom yapayım. Bu denoise olmadan görüntü. Şimdi dinliyoruz basayım. Gördüğünüz gibi bakın şurayı açıp kapayım gözden. Bu eski hali. Bu da Dinoise yeni hali. 50 ile geliyor bu. Ben de 53'te kalmış bir öncekinden. Arttırdığınız zaman noise'ı azaltıyorsunuz, daha da azaltıyorsunuz. Ama dediğim gibi fotoğrafın tamamında sizin keskinliğiniz gidiyor. Kendisi burada 50 ile geliyor ve tekrar ediyorum eskisi gibi bir DNG şöyle yapalım Fit in View dedik. DNG bir dosya oluşturmadan bu işi yapıyor. Böylece Adobe Camera Raw Editöre 2024 yılı Ekim ayında gelen 17.0 versiyonuyla gelen yeni Dört farklı aracı sizlere anlatmaya çalıştığım videonun sonuna gelmiş olduk. Bu yeni araçlarla iş akışınızın daha da kolaylaşacağını ve daha mutlu fotoğrafçılar olacağınıza eminim. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.